Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle Hazretlerine salat ve selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin üzerine olsun. Saygıdeğer izleyenlerimiz, sizlere de selamların en güzeli Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün sizlere Beyazıt-ı Bistami Hazretlerinden bir anekdot anlatıp sohbete başlayacağım inşallah. Beyazıt-ı Bistami Hazretleri müritleriyle bir ruh ve sinir hastalıklarının yanından geçerken efendim doktorlara sorar. Nasıl tedavi ediyorsunuz bu hastaları? İşte su ile tedavi ediyoruz. İşte efendim güneşle tedavi ediyoruz. Müzikle tedavi ediyoruz vesaire anlatır. Peki der, günahlara karşı bir tedavi yönteminiz var mı diye sorar hekim başına. Orada bulunan delilerden bir tanesi, belki deli, belki veli bilemiyoruz. Bu soruya ben cevap verebilir miyim der. Buyur evladım, sen cevap ver madem bir şey biliyorsun der Beyazıt-ı Bistami Hazretleri. O deli, belki veli der ki günahların şifası şudur. Efendim, tövbe köküyle istiğfar yaprağını karıştıracaksın. Gönül havanında, gönül havan tevhid tokmağıyla döveceksin. İnsaf eleğinden de eledikten sonra gözyaşıyla onu hamur edeceksin. Sonra aşk ateşinde onu pişireceksin. Aşk ateşinde pişireceksin. Sonra biraz da muhabbet balı çaldığın zaman sabah akşam kanaat kaşığıyla azar azar yersen bu sana şifa olur. Beyazlı Bestami der ki bu sözleri söyleyen kişi karşısında seni de deli diye buraya mı atmışlar? Hey gidi dünya, hey gidi dünya der. Evet dostlar, tövbeyi anlatacağız inşallah. Bugün hep beraber bir tövbe istiğfar çekelim. Tövbe estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illahu ve tûbileyim. Küçüklüğümden bugünüme, buluğ çağımdan bugünüme gelinceye kadar dilimden, gözümden, kulağımdan vesaire azalarımdan küfür, şirk, isyan ne kadar günah işlemişsem ben hepsine birden tövbe ettim ya Rabbi. Allah'ım tövbelerimizi kabul eyle. Muhakkak sen tövbeleri kabul edensin. İnnallâhe yuhibbut tevvâbîn ve yuhibbul mutedahhirîn. Allah Teala tövbe edenleri çok sever, temizlenenleri çok sever. Evet dostlar, bugün Kumru ilçe müftümüz, benim de çok sevdiğim, uzun yıllar yurt dışında beraber görev yaptığım kıymetli kardeşim Genca Sayan hocamız misafirimiz. Değerli hocam, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, evet. Sağ olun değerli hocam. Nasıl gidiyor Kumru'da hocam, Ramazan coşkusu? Çok şükür, Kumru'muzda Ramazan coşkusu gerçekten güzel. Coşkulu geçiyor. Her geçen gün farklı bir yerde, farklı camilerimizde, vatandaşlarımızla birlikte iftar etmeye gayret gösteriyoruz. Çok şükür bu sene camilerimiz teravihlerde biraz daha arttı, cemaatimiz evet. Arttı. Allah'a şükürler olsun. Gündüzleri mukabelelerle, geceleri teravihlerle devam ediyor. Özellikle merkez camimizde, iki tane camimizde hafızlarımız mukabelelere ezber okuyorlar. Maşallah. Öğlen namazından sonra ve ikindi namazından sonra. Merkezdeki bir camimizde hatimle teravih geleneğimiz maşallah devam ediyor. Coşkulu bir şekilde devam ediyor çok şükür. Mevla Celle Celaluhu inşallah nice coşkulu Ramazanlara kavuşturur bizi. Allah razı olsun hocam. Bu sene bütün konuklarımız aynı şeyi söylüyor. Bu sevindirici. Evet. Bu yıl diyorlar biraz pandemiden sonra bir boşluk oluşmuştu. Bu yıl cemaat sayısının çok arttığını söylüyorlar. Biz de memnun kalıyoruz tabii ki. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Kumru'daki vatandaşlarımız gerçekten her bakımdan duyarlı. Onlardan memnunuz. Allah razı olsun. İnşallah onlar da bizden memnundurlar. İnşallah memnundurlar hocam. Tabii ki. Evet değerli hocam. Bugün tövbeyi konuşacağız. Tabii tövbe çok geniş. Adem Aleyhisselam'ın tövbesi var. Yunus Aleyhisselam'ın tövbesi var. Efendim birçok peygamberin, Allah dostlarının önceden günah işleyip daha sonra tövbe etmiş, Allah dostu olmuş, Bişr-i Hafi gibi güzel insanların tövbesi var.
ne olursan ol yine gel diyen Mevlana'nın güzel sözü var. Gerçi o sözün bir başka Ebu Said Hayr'a ait olduğu söyleniyor ama önemli değil. Önemli olan gel, ne olursan ol yine gel. Tövbeden başlayalım değerli hocam. Tövbe nedir ve ne anlamalıyız? Günahı nasıl tarif edersiniz? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Öncelikle ekranları başında bizleri izleyen ve dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimizin hepsinin Ramazan-ı Şerif ayını tebrik ediyorum. İnşallah Mevla Celle Celaluhu hayırlara vesile kılar. Sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde inşallah Kadir gecesine ve bayrama günahsız olarak bizleri hep birlikte alem-i İslam olarak ulaştırır. Temennimiz bu şekilde. Evet değerli hocam, tövbe müminin, Müslümanın hayatında olmazsa olmazlardan bir tanesi. Mevla Celle Celaluhu insanoğlunu yeryüzünde yarattığı varlıkların içerisinde en değerli, en şerefli ve en mükemmel olarak yaratmış. İnsanoğluna diğer canlılardan farklı olarak farklı özellikler vermiş, farklı güzellikler vermiş. İnsanoğluna, insanoğlu hayır ve şer yapmaya, iyi ve kötüye, doğruya ve yanlışa meyletmeye bu şekilde yaratılmış. Yani meyilli. Yaratılış gereği meyilli olarak yaratılmış. Dolayısıyla akıl bali olduğu andan itibaren de bu hem nefis ve hem de şeytan devreye girerek insanoğlu ister istemez yaratanını üzecek şekilde, yaratanına karşı gelecek şekilde bazı fiilleri istemesi de işleyebiliyor. İnsanlık içerisinde günahtan masum olan tek varlık var, onlar da peygamberler. Onların dışında bütün insanlar kim olursa olsun günah işlemeye meyilli ve günahsız insan yok. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde küllü beni Adem'e hatta ve hayrul hattain ettevvabun buyurmuş. Ademoğlu hatalıdır. Hata işlemeye meyillidir. Çok hata yapar. Ama hata yapanların en hayırlısı hatalarından dönüp hatalarını kabul edip hatalarını bilip tövbe edenlerdir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla tövbe vazgeçmek, dönmek anlamlarına geliyor. Kişinin yaptıklarının Allah katında hata olduğunu, günah olduğunu inanarak, günah olduğunu kabul ederek yaratana yönelmesine ve ondan bağışlanma dilemesine biz tövbe diyoruz. Neden tövbe ediyoruz? Günahlardan. Az önce dedik ya, Ademoğlu hatalıdır. Hata yapanların en hayırlısı da yaratana yönelendir. Hata nedir? Günah nedir? Günahı şöyle tarif ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. El ismi huve ma hake fi nefsik ve kerihte en yattali'a aleyhin nas. Günah diyor, işlediğin zaman huzurunu bozan, kalbine ve nefsine darlık veren, İç dünyanı bozan bir şeydir. Ve devamında seni huzursuz eder manevi olarak. Ve kerihte en yattala aleyhin nas. Bir de diğer insanların bilmesini istemediğin şeydir. Gizli. Evet. Diğer insanların bilmesini istemiyorsun. Demek ki böyle bir durum varsa, demek ki biz Allah muhafaza günah işliyoruz. Ne yapmamız lazım o zaman? Günahlarımızdan Allah'a yönelip tövbe etmemiz lazım. Değerli hocam, o zaman sizin söylemenizden şunu çıkarıyorum. Yani vicdan denilen bir şey var. Evet. Sizi daha sonra rahatsız ediyor. Yani insanlar görmesin, insanlar duymasın, ayıp olur. Evet. Ayıp olur. Demek ki orada bir günah var, değil mi hocam? Evet, bizi rahatsız ediyor. Bazı diğer konularda da mesela bir konunun İslam'a uygun olup olmadığını anlayabilmemiz için Mevla Celle Celaluhu bir vicdan vermiş. Efendimiz Eyvallah. Sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifi de var. İstefti kalbek diyor ya. Eyvallah. Müftüler fetva evet. verse de. Verse de kalbine bir danış. İş dünyana bir bak bakalım. Eyvallah hocam. O doğru mu değil mi diye. Çok doğru. Evet hocam, Allah razı olsun. Güzel gidiş oldu. Hocam ne kadar, bu kadar önemli bu tövbe. Şimdi tövbe ediyoruz ama tövbeden sonra tekrar bozuyoruz. Tekrar tekrar tövbe, günaha dalıyor insanoğlu. Yani bu konuda yani en son nasuh tövbeyle
bir daha dönmediği zaman mı anlıyoruz bu kişinin gerçek tövbe ettiğini? Burada asıl olan şu değerli hocam. Yani hem dil olarak hem de kalben yaptığımızdan dolayı pişmanlığımızı hissetmemiz lazım. Duymamız lazım ve de o pişmanlığımızı yüce yaratana arz etmemiz lazım. Şimdi bu şu demek değil. Biz tövbe ediyoruz, pişmanlık duyuyoruz ama o günahları tekrar yapıyoruz. Bunu yaptığımız için artık tövbeden vazgeçelim, yaratanın huzuruna yönelmeyelim değil. Mesela burada şu hadis-i şerifi zikredebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kefaretü zunubi ennedame. Yani yapılan hataları silen bir şey var. O da nedir? Pişmanlıktır. Pişmanlıktır, evet. Mesela bir örnek verelim. Allah uzak eylesin bizleri ve nesillerimizi. Suç işledik diyelim. Kanunun karşısına çıkıyoruz. Hakimin karşısına çıkıyoruz. Ne yapıyor bize? Soruyor, bunun suç olduğunu biliyor muydun? Evet, biliyorduk. Pişman mısın diyor. Hakim soruyor. Evet, yani özellikle soruyor değil mi? Pişman mısın? Eğer pişmanım, keşke yapmasaydım dediği zaman en azından az ceza veriyor. Az ceza veriyor, bakış açısı değişiyor. Tamam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyorlar ki kefaretü zunubi ennedame. Günahları silen, yok eden pişmanlık duymaktır. Devamında da daha farklı. Yani sorunuzun cevabı belki burada var. Levlem tüzini bu. Ezehe Allahu bi kavmin yudinibun feestagfirun feyafirelehum. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eğer siz, yaratılan bizler yani insanlar, o kadar dört dörtlük Müslüman olsaydınız ve günah işlememiş bir topluluk olsaydınız, sürekli iyilik yapan, günahtan kaçan bir topluluk olsaydınız Mevla sizleri yok ederdi. Yeni bir kavim getirdi. Yok ederdi. Ve yeni bir topluluk Allah yerinize getirirdi. Allah ve ama günah işleyen topluluk. Allah Allah. Yüzünü bulun. Günah işleyen topluluk akabinde feyestağfirunallah ama işlediği günahtan dolayı pişmanlık duyan feyafirelevim. Mevla da onları bağışlardı diyor. Hocam ne güzel dediniz ya. Mevla'nın aslında gaffar sıfatının bir tecellisi. Yani çok affeden ve bağışlayan. Hocam demek ki Allah-u Teala yani kulun günah işlemesinden değil de yani günahı görmemesinden dolayı üzülüyor belki. Evet, hiç günah işlemesek zaten melek oluruz. Melek olurduk yani. Melek oluruz. Çok güzel hocam. Çünkü insan oğlunu meleklerden ayıran özellik ne? Nefsi var. Nefis. Evet. Nefis var. Yani günah işlemeye meyilli. Melekleri tarif ederken ne diyoruz? Ayet-i kerimede la yasunallaha ma emarahum. Allah'ın emrettiği hiçbir şeyin dışına çıkmaz. Evet. Onları yapar, Allah'a isyan etmez. Ama insanoğlunun bir nefsi var. Tabii. Diğer bir tarafta da yaratanın huzurundan kovulup kıyamete kadar insanoğluna düşmanlık yapma konusunda Mevla'ya meydan okuyan bir şeytan var. Dolayısıyla günah olacak ki Mevla Celle Celaluhu bizleri affetsin ve bağışlasın. Burada şu var. Şunu uygulamamız lazım ama. Birçok ayet-i kerimede sizler de biliyorsunuz ve tübü ilallahi cemiyan eyyuhel müminun lealleküm tüflihun. Yani bir şarta bağlıyor. Eğer felaha kavuşmak istiyorsanız Allah'a yönelin ve tövbe edin. Demek ki günah işlenebiliyor ki bir sürü tövbe ayetleri var. Mevla Celle Celaluhu'nun rahmetinden bahsediyor ayet-i kerimede, hadis-i şeriflerde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman bize hatırlatıyor. Bir rivayette ya yönnes tübü ilallahi ve estağfiru. Ey insanlar, Allah'a karşı gelmekten sakının, tövbe edin. Ve bağışlanmayı dileyin. Devamında çünkü ben günde 100 defa estağfurullahel azim ve etübü diyorum ve pişmanlık duyuyorum diyor. Bunun başka bir şeyinde ise yine Allah'a yemin olsun ki ben günde 70 defadan daha fazla ne yapıyorum? Tövbe ediyorum diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahları zaten günah işleme diye bir ismet sıfatı var peygamberlerin. Geçmiş ve gelecek günahları affedildiği halde sırf yaratanı memnun etmek için, razı etmek için bir de bize yol göstermek, biz günahkar kullara, ümmetine yol göstermek için, örnek olmak için ne yapıyordu? Günde 70'ten fazla, hatta 100 defa tövbe ediyordu. Bir de şöyle bir durum var hocam. Mevla Celle Celaluhu kullarının acziyetini kabul edip, hatalarını kabul edip, onun huzuruna gelip yalvarmasından hoşnut oluyor. Eyvallah. İbadet sayıyor belki. Tabii ki ibadet.
Ve bir ayet-i kerime de buyuruyor ki bak çok önemli burası. Ve men lem yetub fe ulaike humuz zalimun. Tövbe etmeyenler zalimlerin Allah ta kendileridir. Yani tövbe hangi etmeyen insanın günahı yoktur ki? Evet, günah. O zaman hepimiz tövbe etmek zorundayız. Çünkü tabii ki zaten yeryüzünde günahsız insan olsa melek oluruz. Zaten günah işlemeseniz sizi helak ederim. Eyvallah. Günah işleyen bir topluluk getiririm. Ama burada önemli olan şu değerli hocam. Evet. Israr etmemek. Mesela bir örnek verelim. Az önce girizgahta zikrettiniz. Hazreti Adem Aleyhisselam. O bir peygamber. İmtihanın gereği olarak Mevla Celle Celaluhu Havva annemizle birlikte onları cennetine koydu. Değil mi? Aslında hep imtihandayız. İmtihanın bir gereği. Ama onlara şunu söyledi. وَلَا تَقْرَبَا هَذ۪ي الشَّجَرَ Kısa geçiyorum. فَتَكْمِنَا مِنَ الظَّالِم۪ينَ Orada bir ağaç var. O ağaca sakın yaklaşmayın. Merak uyandırıyor. İmtihan meselesi. İmtihan meselesi. Evet. Şeytan da zaten yaratanın huzurundan kovulmuş. Tabii. Hazreti Adem Aleyhisselam'a saygıyla eğilmemiş. Ama amacı onları kandırmak, Mevla'ya isyan ettirmek. Aslında Mevla Celle Celaluhu her şey serbest. Tabii. Ama oraya yaklaşmayın deyince bir merak uyandırıyor. Hepimizde insan olarak yasaklara karşı bir ilgi var ve evet, yasakları çiğneme konusunda evet, adeta gece karanlıkta yanan ışığın etrafında ışığa saldıran sinekler gibi evet, saldırıyor yanıyor biliyorsun. Aynen, güzel örnek. Bizlerde de öyle bir şey var. İnsanoğlunda da böyle. Hazreti Adem Aleyhisselam merak etti. Şeytan sağdan geldi, soldan geldi, onları kandırdı. Sonuçta ne oldu? Yediler ve kovuldular. Evet, Allah'ın rahmetinden. Değerli hocam, şimdi biz mesela Allah-u Teala bizim bütün günahlarımızı affediyor. Bizim bir kardeşimiz, bir yakınımız, bir dostumuz küçük bir hata yapsa, bir kere hata yapsa çiziyoruz onu. Evet. Daha da onun telefonlarına cevap vermiyoruz, efendim selam vermiyoruz, olduğu meclise girmiyoruz. Evet. Ama öyle bir Rabbimiz var ki senin adın Gaffar iken, ayıp örtücü Settar iken, kime varam sen var iken, evet, cürbüm ile geldim sana dediğin evet zaman Allah-u Teala affetmemekten haya ederim diyor. Evet değerli hocam, şimdi Kur'an-ı Kerim'de hocam işlenen günahlar tövbe ile ilgili örnekler var mı? Şimdi İlla mesela, ki vardır. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bahsettik. Daha sonra ne oldu? Ayet-i Kerime'nin tabiriyle o yasak ağaçtan, meyveden yediler. Ve edep yerleri açıldı. Sonuçta önceden açık mıydı hocam? Yok. Belli değil miydi yani? Yani belli, tabii ki kapalı sonuçta. Yani insanın yaratılışı gereği örtülmek zorunda. Yani dikkat çekmiyorlardı da yedikten tabii sonra mı dikkat evet çekmeye başladı? Ayet-i Kerime'de diyor ki فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا Şeytan diyor onların edep yerlerinin açılması için, o ağaçtan yedirmek için uğraştı. Ve başardı. Onları oraya sevk etti ve başardı. Dedi ki niye yemiyorsunuz yani hepsinden, cennete girdiniz de bunu yerseniz cennetten hiç çıkmayacaksınız. Ha, kandırdı. Kandırdı. Ve bir de yemin etti. Daha sonra yedi, ne oldu? Evet. Mevla yemeyin demişti. Evet hocam. Yani. Ama burada önemli olan şu. Yani orada Mevla'nın yapmayın dediği bir fiili yaptı, o ağaçtan yedi. Ama burada sonrasında önemli olan şu. Sonuna bakıyoruz. فَتَلَبْقَا اَدَمِ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ Ondan önce bir duası var Araf suresinde. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا İşte tevbeyle, istiğfarla evet alakalı. وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُنَنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ Bu aynı zamanda şu. Mevla Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde birçok peygamberinin duasını bizlere örnek olsun diye o şekilde yalvarmamız için farklı yerleri serpiştirmiş. Örnek olarak vermiş. Mesela Hazreti Adem Aleyhisselam'ın Havva annemizin duaları. Ne diyor? Kâle Rabbena zalemnâ enfüsene. Ya Rabbi senin sözüne uymadık. Günah işleyerek kendimize zulmettik. Aslında biz günah işleyerek kendimize yaptık. Yunus'ta da aynı şey var mı evet, hocam? Evet, aynısı var. Yunus ve şöyle yalvarıyor. Bizi bağışlamazsan, affetmezsen zalimler neminel hasirin. Kaybedenlerden evet, oluruz. Evet. Başka ayette Fetebe aleyh. Tövbe etti. Mevla Celle Celaluhu da onun tövbesini kabul etti. Mesela Hazreti Yunus aleyhisselam evet kavminden aşırı derecede daralıyor. İnsanlar iman etmiyorlar. Buna çok üzülüyor. Buna rağmen Mevla Celle Celaluhu bakın kullarına karşı rahmetine. Diyor ki devam et. Tebliğe devam et. Onların arasından ayrılma diyor. Ama Hazreti Yunus aleyhisselam
kızıyor kavmine, halkına ayrılıyor. Bir gidiyor, biliyorsunuz bir sahil kenarına geliyor. Evet. Orada balık onu yutuyor. Kur'an'da bu var. Bunlar şey değil yani, gerçek şeyler. 40 gün balığın karnında kalıyor. Mesela orada şöyle bir duası var. Evet. Orada aynı zamanda şuna da cevap veriyor hocam. Tövbenin zamanı, mekanı, yeri, yani hiçbir şeyi yok. Her yerde Mevla Celle Celaluhu kulunu duyduğu için ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid ayet-i kerimesinde de var. Biz kulumuza, insanoğluna şah damarından, yakınız. Boynundaki şah damarından daha yakınız. O halde nerede olursak olalım, hangi zamanda, hangi yerde, hangi mekanda fark etmiyor. Balığın karnında Mevla Celle Celaluhu onun şöyle yalvardığını 40 bize, gün mü kalmış? Evet, orada zikrediyor. Ve zennûni izzehebe mugâzıben. Kızdı diyor kavmine. Fazanna illen naktira aleyh. Fenâdâ fil zulümât. O balığın karnındaki karanlıkta Allah şöyle yalvardı. La ilahe illa ente subhanek inni küntü minel zalimin. Ya Rabbi, seni noksan sıfatlardan tesbih ve tenzih ederim. Ben hata ettim. Senden başka da ilah yok. İnni küntü minel zalimin. Kendime sana isyan ederek, yani emrini dinlemeyerek, o insanları iman etmiyorlar diye bırakarak kendime zulmettim. Bağışla diye dua ediyor. Devamında festecebneyle. Biz de ona icabet ettik. Onu bağışladık diyor. Evet. Dolayısıyla istemek. Allah razı olsun. Değerli hocam, tövbede bulunması gereken unsurlar nelerdir? Yani tövbeden yani... Hocam şimdi şöyle, bir günah var ortada. Evet. Değil mi? Ortada bir günah var. Günahı işleyen kim? Biz beşer, insanoğlu. Kabul edecek kim günahı? Cenab-ı Hak. Mevla Celle Celaluhu. Dolayısıyla tövbe etmeye gerektiren günahlara da değinecek olursak, hem büyük günahlar hem de küçük günahlar diye bunları zikredebiliriz. Mesela büyük günahlar 70'e kadar, 100'e kadar çıkıyor. 7'den başlıyor. 10, 70, 100'e kadar çıkıyor. Farklı rivayetler var. Kur'an-ı Kerim'de de bunlar zikrediliyor. Ama bir de küçük günahlar var. Bunların affı, büyük günahlarla küçük günahların affı nasıl oluyor? Bir ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Estaizu billah. Mevla Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Büyük günahlarla ilgili. İnteşteni bu kebe iramâtun hevne an. Yani yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız lükeffir ankum seyyiâtiküm. Küçük günahlarınızı örteriz. Şimdi büyük günahlar mesela sayılıyor. İçkidir, kumardır, oynamak, hırsızlıktır. Ziyadır, iftiradır, yalancı şahitliktir, hırsızlıktır. Aklınıza ne gelirse bunlar devam ediyor. Bunların sayıları çok fazla. Eğer bunlardan kaçınırsa bir kişi, bilmeden yaptığı nükefir anküm seyyiatiküm, küçük günahlarını da bunlardan kaçındığı için diyor Mevla Celle Celaluhu sileriz. Ve nüdhilküm müdhalen kerime. Sizi cennetimize koyarız diyor. Hocam bu hususu reklamdan sonra devam ettirelim. Ekmek arası hocam. Kısa bir reklamdan sonra tekrar beraberiz inşallah. Denizin serin sularına nazır, doğanın kucağında keyifli anlar yaşamak isteyenler için hazırlanan Turna Suyu Kordon Park karşınızda. Yaklaşık 6 dönüm arazi üzerine kurulan bu benzersiz mesire alanı size eşsiz bir deneyim sunacak. Yürüyüş yaparken serin esen deniz rüzgarını hissedebileceğiniz geniş yaya yolları, rengarenk çiçeklerle süslenmiş yeşil alanları ve dinlenme noktalarıyla Kordon Park sizi çağırıyor. Turna Suyu Kordon Park, hayalinizden çok daha güzel. Ramadanlar İnşaat'tan Cumhuriyet Mahallesi'nde Solo Yaşam seni bekliyor. Konumu, tasarımı ve kalitesiyle göz alıcı bir ev sahibi olmanın zamanı geldi. Kısaca, ister yatırım, ister yaşam için doğru karar. Solo Park, tam istediğiniz bir hayat. Tüm sorularınız için 0543 441 3344'ü arayabilir veya satış ofisimize uğrayabilirsiniz. Ramadanlar, temelinde güven var.
Taşoluk Petrol. Bünyemizde Türkiye Petrolleri yakıt sektöründe toplu yakıt satışı, taşıt tanıma sistemi, iskontolu ve en uygun fiyatlarla hizmetinizde olan firmamız. AdBlue satışı, toptan ve parakende madeni yağlar satışıyla hizmet vermektedir. Bünyemizde ürün çeşitliliği olarak fındık kırım tesisi ve fındık satışı tesisimizle birlikte tarım makineleri, pat pat yedek parça satışı, Yavuz çapa makinesi, Anadolu Motor ve Asem tarım makineleri satış ve servis bayiliği kapsamında pat pat makinesi, çapa makinesi, süt sağma, ağaç motoru, tırpan motoru, ilaçlama makinesi, lastik, akü, araç aksesuarlarıyla da toptan ve parakende olarak Ordu Çamaş ve Giresun Keşap'ta hizmetinizdeyiz. Taşoluk Petrol. Alan yapı, inovasyon ve estetiği buluşturarak yepyeni bir yaşam deneyimi sunuyor. Nova Park. Modern mimarisi, doğayla iç içe tasarımı, doyumsuz deniz manzarası ve benzersiz konseptiyle hayalinizdeki evi sizlere getiriyor. Her köşesinde ayrı bir tasarım, kapalı yüzme havuzu, hamam, sauna keyfi ve fitness salonuyla Nova Park sıradanlıktan çıkıp özel anlara dönüşüyor. Şehir hayatının karmaşasından uzaklaşın. Yeşillikler içindeki bu sıra dışı projeyle huzurun ve konforun tadını çıkarın. Alan yapı güvencesiyle Karşıyaka'nın yeni yıldızı Nova Park. Sizin için tasarladık. Canik Dağları'nın zirvesinde yemek mi yemek istediniz? Güleç Izgara sizleri bekliyor. Dünyanın bir numarası Aybastı Perşembe Yaylası Menderesleri'ni seyrederken aynı zevkle Güleç Izgara'dan istediğiniz türden et yiyin. Güleç Izgara Aybastı Perşembe Yaylası'nda yaylanın kekikleriyle beslenen koyun, kuzu, dana etleriyle lezzetin her çeşitleri Güleç Izgara'da. Temiz hava temiz suyla tadı damağınızda kalacak çeşitleriyle muhteşem doğal et. Ballı fındıklı fırın sütlacı, tadı damağınızda kalacak. Gece gündüz 24 saat hizmet eden tek adres Aybastı Perşembe Yaylası Güleç Izgara. Anında hizmet, yeter ki siz adresi bulun. Güleç Izgara. MS Motor Sport Volkswagen özel servis. Araçlarınıza gözümüz gibi bakıyoruz. Profesyonel ekibimiz, orijinal ekipman ve test cihazlarına sahip servisimiz geniş yedek parça stoğuyla yanınızda. Boya, kaporta, mekanik, elektronik, kuaför, boya koruma, tüm işler aynı çatı altında profesyonel ekibimiz tarafından garantili olarak verilmektedir. Kalite, güven, profesyonel hizmet, tam müşteri memnuniyetiyle MS Motors Ordu'nun gururu. Özel servis ve hasar onarım merkezi. Cumhuriyet Mahallesi Şen Ocak Fındık Fabrikası karşısı. Telefon 0452 234 71 71. ...1923 yılında merhum Hacı İlyas Yaşar tarafından Bulancak'ta kurulan küçük manifatura mağazasında başlayan yolculuğumuz, bugün ona yakın sektörde 20 farklı iş yerinde gururla devam ediyor. Giresun, Bulancak, Ordu, Fatsa ve Ankara'nın kalbi Kızılay'da. Mobilyadan beyaz eşyaya, iletişim, dağıtım, enerji, inşaat ve gücüne güç katan konveyör tesisinde 200'ü aşkın personeliyle Yaşarlar Grup, ülkemizin global bir markası haline geldi. Yaşarlar Grup'un 1923 yılında başlayan yolculuğunda, Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemiz ve insanımız için daha büyük hayaller kuruyoruz. Biz bu bayrağın altında emeklerimizle ve sizden aldığımız güçle bir yüzyılı geride bıraktık. Birlikte nice yüzyıllara. Yaşarlar Grup. İntes Mühendislik'ten sanayi alanında önemli bir proje. Karapınar Mahallesi'nde 2. Sanayi Sitesi'nin yanında. Bakım, onarım, depolama, lojistik ve imalat gibi gereksinimler için kullanılabilecek projemiz satışa çıkmıştır. Telefon 0532 400 5515.
0452 666 0452. İntes Mühendislik. Fatsa Termal Spa Otel sizlere şifa olmaya devam ediyor. Oldukça zengin bir mineral yapısına sahip olan suyumuz florür, kalsiyum, potasyum, sülfat ve klorür minerallerince zengin kaplıcamız ülkemizde eşine az rastlanan içilebilir bir termomineral sudur. Kaplıca suyumuz 48 derece doğal kaynak çıkışı ile hipertermal mineralli sular sınıfına girmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı uzmanlarının yaptığı tıbbi değerlendirme raporunda kaplıca suyumuzun romatizmal hastalıklara, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına, kronik kabızlık, diyabet, kronik bel, boyun ve kas ağrıları, sporcu yaralanmaları, yumuşak doku, eklem zedelenmeleri, fibromiyalji, kireçlenme, bazı kadın hastalıkları ve idrar yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği belirtilmiştir. Fatsa Termal Spa Otel. Gencay İnşaat akıllı ev projesini satışa sundu. Teras Park 6. 6 yıldızlı proje. Telefonunuzla asansörünüzü çağırabildiğiniz, doğalgazınızı, elektriğinizi açıp kapayabildiğiniz, perdelerinizi otomatik olarak kontrol edebildiğiniz ve daha birçok ayrıntıyı içinde barındıran proje ile ilgili bilgi almak için sizleri bürolarımıza bekliyoruz. Adres: Dumlupınar Mahallesi, Uğur Yücetepe Sokak, numara 25 Taksim B, Fatsa, Ordu. Fatsa Merkez Telefon 0452 423 4004. Almanya Temsilciliği +49 174 606 2131. Sizi anlayan, projelerle hizmet veren Gencay İnşaat, Teras Park 6 projesiyle Fatsa'da fark yaratmaya devam ediyor. 97 yılından bu yana Ünye ve çevresinde hizmet veren Köroğlu Kuyumculuk, sıra dışı modelleri ve özel koleksiyonları ile her zevke uygun ürün yelpazesini sizlere sunuyor. Yılların eskitemediği dostluk, müşteri ilişkisiyle Ünye'de bir marka olan Köroğlu Kuyumculuk, önce güven ve samimiyet diyerek kapılarını müşterilerine açıyor. Tam 26 yıldır. Köroğlu Kuyumculuk, Nuri Kumaş. Biz sadece ticaret yapmıyoruz, İşimizi seviyoruz. Adalı Gayrimenkul yeni projeleriyle Ordu'nun her yerinde sizlere yaşam alanları sunmaya devam ediyor. Şahincili Mahallesi'nde ADL Park, Harman Yeri, Pınarbaşı, Bahar Bahçe projeleri. Cumhuriyet Mahallesi'nde Akçatepe Evleri, Şirin Evler Mahallesi, Karapınar Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Terzili Mahallesi'nde muhteşem konumda yepyeni projeleriyle Ordu'yu kucaklıyor. 1000 metrekare yeni showroom alanı, size özel mimarları ve özel ekipleriyle evinizi dizayn etme imkanı sunuyor. Hayalinizdeki eve, evdeki hayalinize Adalı Gayrimenkul'le ulaşın. Poytel, mantolomada %50'ye varan enerji tasarrufu, kusursuz yalıtım, 4 mevsim konfor. Poytel, ısı yalıtım sistemleri. Selçuk İnşaat, Ordu'nun en önemli noktalarındaki projelerimizle sizlere sıcak yuvalar kurmaya devam ediyoruz. Durugöl Mahallesi'nde Şehzade Konakları'nda 120 metrekare ve 140 metrekare 3+1, 210 metrekare 5+1 dubleks daireler, Nizamettin Mahallesi'nde Hanzade Konakları'nda 125 metrekare 3+1, 200 metrekare 6+1 daireler, Bucak Mahallesi'nde Şanlıtürk 8 sitesinde 120 metrekare ve 136 metrekare 3+1 daireler, Şahincili Mahallesi'nde Sultan Alparslan sitesinde 122 metrekare ve 136 metrekare 3+1 daire seçenekleriyle güvenli, huzur dolu bir yuva sunuyoruz. Selçuk İnşaat, Şanlıtürk yapı güvencesiyle en iyiyi isteyenlerin tercihi. Kıymetli izleyenlerimiz, Gencay Sayan hocamla tövbe istiğfar konumuz devam ediyor. Hocam, büyük günahlardan bahsediyorduk. Rabbim küçük günahlarımızı affedeceğinden. Evet. Devam edelim hocam.
Şimdi hocam işte eğer büyük günahlardan kaçındığımız takdirde biraz önce zikrettik. Küçük günahlarımızı da Mevla siliyor ve bizleri cennete koyacağından bahsediyor. Buna benzer bir ayette de müminlerin özelliklerinden bahsederken اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ اِلَّا الْلَمَمْ. Yani küçük günahlar hariç bilmeyerek de küçük günahları işleyebilir. Büyük günahlardan kaçınan kişiler اِنَّ رَبَّكَ وَاسْعُ الْمَغْفِرَةِ. Devamında da Rabbinin affı, mağfireti geniştir buyuruyor. Ve rahmeti vesaat külle şey ayet-i kerimesinde buyurduğu üzere. Şimdi şöyle bir şey var. Küçük günahlar da nasıl affediliyor? Büyük günahlardan tövbeyle kaçınıyoruz. Büyük günahlardan tövbe edeceğiz. Kesinlikle affedilmesi lazım. Küçük günahlardan nasıl kaçınacağız? Kaçınamadık diyelim, işledik. Küçük günahları da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki müminin başına bir sıkıntı, bir dert, bir keder işte bu gibi şeyler geldiği zaman o da onun küçük günahlarına kefaret olur. Mevla Celle Celaluhu onun hatalarını siler diyor. Onun için az önce söyledik, büyük günahlardan mutlaka tövbe edilmesi gerekiyor. Tövbenin de şartı nedir? Tövbe etmeden önce işlediğimiz günahlardan mutlaka birincisi günahları terk edeceğiz. Mutlaka yani, günahı terk edeceğiz. Yani geçmişe bir çizgi çizdik. Bir daha dönmemek için. Bir daha dönmemek üzere günahları terk edeceğiz. İki, pişmanlık duyacağız. yani tabii. Bu da neyle oluyor? Tövbe ile oluyor. Bir daha günahlara dönmemek için terk edeceğiz, pişmanlık duyacağız. Bir daha dönmemek için kendimize söz vereceğiz. Mesela burada şunu devreye sokabiliriz. Hazreti Ali Efendimiz... ondan önce Hazreti Ömer Ömer Efendimiz nasıl tövbe ile ilgili sorana şöyle cevap veriyor. Ya yüledine emenü tübü ilallahi tövbeten nasuha. Dönüşü olmayan bir şekilde pişmanlık duyun diyor ya. Hazreti Ömer Efendimiz tövbe-i nasuhu şöyle açıklıyor. Memeden çıkan bir süt. Bakın nasıl tekrar memeye dönmesi mümkün değilse kişi tövbe ettiği zaman günaha bir daha mutlaka dönmemeli. Nasıl tövbe bu? Ama burada şunu diyebiliriz. Az önce sordunuz ya sorunuzun cevabı. Diyelim ki tekrar böyle bir tövbe etti ama yine günaha döndü. Yine tövbe etti, pişmanlık duyacak. İbrahim Ethem Hazretleri Allah dostu zengin ve makam mevki sahibi birisi daha sonra tacını tahtını bırakıyor. Bir gece bir rüya görüyor ve o rüyaya istinaden her şeyi bırakıyor. Kendini Allah'a veriyor. Derviş oluyor adeta ve Mevla'ya şöyle yalvarıyor. Bakın çok ilginç bir yaklaşım. İlahi abdukel asi eteke mukirran bizzunubi ve kad taake. Ya Rabbi diyor, senin günahkar kulun yine senin kapına geldi. Ben geldim diyor. Kapıyı vuruyor. Rahmet kapısını. Eli boş gidilmez gidilen yere. Evet. Ben günahımla geldim diyor ya onun gibi. Cürmüm ile geldim sana. Hocam. Günahkar kulun geldi diyor. Eyvallah. Günahlarını da kabul ediyor. Ama şurada önemli bir şey var. Bakın rahmeti nasıl coşturuyor. Ve in tağfir fente ehlün. Eğer sen bu kulunu affedersen o senin şanındandır, büyüklüğündendir. Eyvallah. Ama ve in tatrut femen yerham sivake. Ama eğer affetmezsen, bu kapından kovarsan hangi kapıya gideceğim? Kime gideyim? Kime gideyim? İşte rahmeti böyle coşturmak lazım. Çok güzel hocam. Ya gerçekten Rabbimizin hani bir anne çocuğuna bağırır ama anne çocuğuna onun iyiliği için bağırır. Belki ekmek ister, bir şey ister. Evet. Kızgındır. O an için vermez ama bazen de ağlaması hoşuna gider. Onu ağlatmak ister. Ama en sonunda annedir. Rabbimiz de annemizden, babamızdan daha merhametlidir. Değerli hocam, şimdi bazı insanlar var, işte son anda iman ederim, tövbe ederim ve cennete giderim. Bazıları da işte 70 yaşıma gelirim, tövbe ederim. Ben de diyorum ki hocam, uçağa binmeden iman etmek lazım. Yani son anda iman olur mu? Veyahut tam bir deprem oldu, Allah uçak muhafaza düşüyor, Allah korusun, Allah muhafaza. O anda tövbe yarabbi estağfurullah dese bir insan. Bu konuyla ilgili ne dersiniz? Firavun aklıma geldi tabii. Allah bir daha deprem felaketi vermesin. Evet, hayatını kaybedenlere Rabbim rahmet eylesin. Burada şu aklıma geldi. Dediniz ya,
uçağa binmeden tövbe etmek lazım veya deprem olmadan. Şimdi deprem olduğu zaman ateist bile Allah diyor. Evet hocam. Değil mi? Allah'a sarılıyor. Burada şu aklıma geldi. Ya insanoğlunu Mevla çok farklı yaratmış. İsra suresinde bunu aslında açıklıyor. Buna bir değinmek istiyorum. Tamam, buyur değerli. Estağfirullah. İnsanı tarif ediyor aslında. Ve bir sahneden bahsediyor. Ve izâ messekümü zurru fil bahri zalle men ted'ûne illâ iyyâh. Denizin ortasındasınız diyor Mevla Celle Celaluhu. Gemidesiniz. Gemi alabora olmaya başladı. Büyük bir fırtına, dalga var. Evet hocam. Ve sıkıntıdasınız. Çevreye bir baktınız. Karaya ulaşma şansınız yok. Gece, karanlık, fırtına. Tövbe yarabbim. O zaman zalle men ted'une illa iyya. Allah'ın dışında yardım istedikleriniz, taptıklarınız hepsi yok olur diyor. Allah'a yalvarırsınız. Ya Rabbi bizi kurtar diye. Ateist de dahil. Eyvallah. Ama devamında felemme neccekum ilel berri a'rattum. Karaya çıktığınız zaman da diyor Mevla her şeyi unutursunuz ve kânel insanü kefura. İnsanoğlu nankör diyor. Bizi biliyor. Bizi biliyor. Burada şu var. Hocam az önce sorduğunuz asıl olan yaşlanmadan önce, yeis haline kapılmadan önce, can bedenden çıkmaya yaklaşılmadan öleceğimiz önce, saati bilmiyoruz ki. Evet, onu bilmiyoruz. Ne yapmak lazım? Hazırlık yapmak lazım. Ama aslında bunun cevabını Mevla Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de veriyor. Diyor ki tövbe kimler yapması lazım? Ondan sonra da kimlerin tövbesi kabul edilmez, pişmanlığı. Buyur hocam. İnneme tövbete alallah. Allah'ın kabul edeceği pişmanlık. Evet, sen gerçekten pişmanlık duydun deyip kabul edeceği tövbe şudur diyor Mevla Celle Celaluhu. Ya'melûne su'e bi cehâle. Bilemedi veya hata yaptı, tövbe etti, tekrar yaptı, tövbe etti ama hatasını biliyor. Sümme yetûbûne min karibin. Tekrar hemen pişmanlık duydu, Allah'a yöneldi. Fe ulâike yetûbullâhu aleyhim. Akıl başta, ümitsizlik hali değil. Hasta değil, sıkıntılı değil, Allah muhafaza ölümcül hastalığı yok. Tabii. Normal hayat devam ederken güzel güzel ne yaptı? Pişmanlık duydu. Feulâke yetubullâhu aleyhim. Allah onun tövbesini kabul eder. Silmiş, sildi gitti. Eyvallah. Yani geçmişi tövbe ne yapıyor? Siliyor, hiç olmamış gibi. Bir de bir güzellik daha var. Elhamdülillah. Yine bir ayet-i kerime aklıma geldi. Ne kadar günah işlerse işlesin. Evet. Ama illâ men teb, tövbe etti. Ve âmene, iman etti. Ve amele amelen saliha, güzel işler yaptı. Namaz, oruç, zekat. Önemli olan bir şey var. Fe ulâike yubeddilullâhu seyyiâtihim hasenât. O geçmişte işlediği çok büyük günahları sevaba çeviririz diyor. O da güzelmiş hocam. İşte ya. Ama tövbeyi hatırlarsa, evet, can bedenden çıkmadan, ümitsizliğe düşmeden yaparsa o büyük günahlar sevaba dönüyor. Allahu ekber. Burada çok önemli. Onun için o anı kollaması lazım. Bu durumda olanların tövbesini kabul eder diyor. Sorunuzun cevabı kimlerin tövbesi kabul edilir? Ya evet. Veleyseti tövbeti lillezine ya'melune seyyiat. Mevla cevap veriyor. Hatta idâ hadara ahadehumul mevt. Ölüm anı geldi. Farklı bir dünyanın kapıları açıldı. Ya iman etmedi, Allah muhafaza, veya imanı vardı da günahları çoktu, tövbe etmek nasip olmadı. Dedi ki zamanı gelir ederim, pişmanlık duyarım, gençliğimi yaşayayım, işte hayatımı yaşayayım, hiçbir şey olmaz dedi ve bu an geldi çattı. Hatta idâ hadara hadevmül mevt, ölüm anı veyahut da geri dönülmez bir hastalık ama akıl baştaysa yine sorun yok, onda da kabul eder. Ama son an geldi, biraz sonra Firavun'un şeyini göreceğiz. Dedi ki kâle inni tübtül el. Ölüm anı geldi, biz görmüyoruz ama farklı alemin kapıları açıldı. Geriye dönüş yok. Ya Rabbi dedi, iman ettim veya pişmanlık duydum dedi. Bunlara diyor artık yeis hali. Buna ne diyor? Ümitsizlik hali. Dünya ile irtibat kesilmeye başladı. Artık uçak düşüyor. Ölüm meleğini gördü. Veyahut da Allah muhafaza uçak 10 bin 20 bin fitten okyanusa düşüyor, Allah göstermesin. Evet. Bir de velellezine yemutune ve hum küffar, kafir olarak ölenlerin tövbesi kabul edilmez diyor. Burada ne devreye giriyor? Firavun. Eyvallah hocam. Mesela gerçekten bu büyük bir örnek. Kabul görmeyen tövbe kabul yani. Görmeyen. Neden? Ümitsizlik anı. Kur'an-ı Kerim bundan bahsediyor. Nasıl bahsediyor? Hazreti Musa Aleyhisselam'ı öldürmeye kalkıyor. İlahlık iddiasında bulunuyor. Biliyorsunuz daha sonra Kızıldeniz'in Hazreti Musa Aleyhisselam'la birlikte Kızıldeniz'e giriyor. Musa Aleyhisselam çıktıktan sonra o da ordusuyla birlikte Kızıldeniz kapanıyor. Kur'an-ı Kerim onu zikrediyor biliyorsunuz. Evet. Boğulmaya başlıyor. Artık görüyor, okyanusun ortasında görüyor. Geriye dönüş de yok. Hatta izâ edrekehul garak. Mevla buyuruyor ki boğulmak artık can boğaza geldi.
Ne dedi? Kale inni tübtül en. Ben dedi ya Rabbi tövbe ettim dedi. Hatta izâ edirkehul garabu kâle âmentu ennehu la ilâhe illellezî âmenet bi beni İsrail. Hazreti Musa'nınla beni İsrail'in iman ettiği şekilde ben de pişmanlık ettim. Duydum. İman ettim, tövbe ediyorum dedi. Ama kabul değil. Ama ne oldu? Kabul edilmedi. Mevla'nın verdiği cevap ne? Evet. El ve kat asayte kabul ve künte minel müsidin. Şimdi mi? Bundan sonra geriye dönüş yok. Eyvallah. O halde dönüş olmadığı için ne yapmak lazım? Bu pişmanlığı ondan önce duymak tabii lazım. Burada belki siz değineceksiniz. Bu tövbeyle ilgili Allah hakkı evet olduğu için bir de kul hakkı devreye giriyor. Evet, burada onu... daha farklı şeyler var. Hocam onu soracaktım. Evet. Teşekkürlü sorayım. Şimdi hocam tövbe estağfurullah sabahlara kadar çekiyor vatandaş. Ama Allah'a karşı şirk koşmuş, evet, efendim kul hakkı yemiş vesaire buna benzer şeyler var. Bunun tövbesi kabul olur mu diye soracağım. Şimdi şöyle değerli hocam, az önce bir üç madde saydık. Allah'a karşı işlenen günahlarda dedik ki, işte o günahlar nedir? Namaz kılmamıştır, oruç tutmamıştır, zekat vermemiştir, haramları işlemiştir, içki, zina, kumar benzeri. Evet. Allah muhafaza. Bunları sayıyoruz. Eğer farz ibadetleri yerine getirmediyse bir, oruç tutmasıysa oruçları tutacak, namaz kılmadıysa kaza edecek, zekat vermediyse zekatlarını hesap edip verecek. Bunları pişmanlık duyacak, verecek, biri de tövbe edecek. Eyvallah. Mevla'dan. Hem eksikleri tamamlayacak hem de tövbe edecek. Veya diyelim ki haramları yaptı, içki, kumar oynadı, benzeri şeyler yaptı, zina, Allah muhafaza. Ondan Allah hakkı bunlar. Allah hakkı bunlar. Haram işlediği için onlardan da pişmanlık duyacak, terk edecek, bir de Mevla'dan affını isteyecek. Ama bir de bu Allah hakkına ilaveten bir de kul hakkı var. Allah evet hakkıyla ilgili olan şeylerde pişmanlık duyacak, günahı terk edecek, bir daha işlememeye söz verecek. Kul hakkı devreye girdiği zaman, evet hocam, İki madde daha devreye giriyor. Kul hakkı devreye girdiği zaman. Kul hakkı mesela, onu da iki kısma ayırabiliriz. Diyelim ki mesela bir insanın borcunu aldı. Evet. Bir insandan borç aldı, vermedi. Parasını gasp etti, bir şeyini çaldı. Evet hocam. Bu maddi şeyler ne yapacak? Ödeyecek. Onu ödeyecek. Tabii. Kendisi yoksa yakınlarını ödeyecek. Yakınları yoksa... Ölmüşse hocam. Ölmüşse onun hayrına tasattukta bulunacak. Hiç varisleri yoksa. Onun adına niyet ederek o günün değerinde. Tamam. 10 sene öncesi değil. Eyvallah hocam. O günün değerinde tasattukta bulunacak. Bir de Allah'tan yine af dileyecek. Kendisi varsa kişiden af dileyecek ödedikten sonra. Bir de ikinci bir kısım şey, yine kul hakkına girmiş ama maddi bir şey değil. İftira atmış. Evet. Yalancı şahitlik yapmış, evet, adaleti yanıltmış, işte iffetli bir kadına iftira atmış, aklınıza ne gelirse. Manevi evet, hak. Manevi hak. Bunları da sahibini bulacak, sahibini ya bulacak, eğer hayattaysa sahibini bulacak, onunla helalleşecek. Ne pahasına olursa tabii olsun. Ondan sonra hem ondan af dileyecek, hem de yaratandan af dileyecek. Burada devreye şu giriyor, değerli hocam, eğer... helalleşmeden Allah muhafaza. Çok önemli. Burası çok önemli yani. Evet. Mevla Celle Celaluhu namaz kılmamıştır. Allah'a karşı bazı konularda eksikliği vardır, ihsan etmiştir. Yaratanın rahmeti çok geniş. Tövbe etmeden, bakın burada bir şey söyleyeceğim. Tövbe etmeden bile ölse, imanlı bu dünyadan göç ettiği takdirde Mevla dilerse affeder. Allah'a kalmıştır. Allah'a kalmış. Evet. Ama kul hakkı ile ilgili mutlaka hem Allah'a karşı tövbe edecek, biri de sahibiyle helalleşecek, hakkını ödeyecek. Ödemedi diyelim, o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müflis hadisi var. Bunu hepimiz biliyoruz. Malıyla geliyor. Evet. İbadetleriyle. Soruyor müflis kimdir diye. Ashabı da Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap veriyorlar. Şöyle anlatıyor. Diyor ki benim ümmetimin gerçek müflisleri, kıyamet gününde iflas edenleri şunlardır. Namazıyla, orucuyla, zekatıyla, haccıyla, sadakasıyla, infakıyla gelir. Allah'ın huzuruna çıkar. Ümitlidir. Bunlar beni kurtaracak diye. Ama diğer taraftan da kul hakkıyla gelir. Cinayet işlemiştir, gasp etmiştir, iftira atmıştır, yalancı şahitlik yapmıştır, sınırını geçmiştir, fındığını çalmıştır. Aklınıza ne gelirse bir tarafta da bunlar gelir. Şimdi Mevla Celle Celaluhu'nun adil sıfatı var. Ne yapacak? Evet. Orada boynuzlu koyun. Tabii. Boynuzsuz koyun. Boynuzlu koyundan hakkını alacak. Ne yapacak? Evet. Alacak. Orada
helalleşecekler helalleşmeden geldiği için. Namazından bakın verin der. Yetmedi orucundan, zekatından, haccından o hakkını gasp ettiği kişiye gider. Allah muhafaza diyelim ki yetmedi. Bu sefer onun günahlarından alın, Allah ödeşecek Allah kadar beri tarafa verindir. Allah muhafaza ondan sonra da elde avuçta hiçbir şey olmadan Allah muhafaza cehenneme gider diyor. Bunun için kardeşlerimize tavsiyelerimiz şu. Bir kalp bile kırsak, bir gönül bile kırmış olsak, demek. İncitmiş olsak helalleşmemiz lazım. Razı hocam, Allah razı olsun. Hocam Rabbim kul hakkında muhafaza eylesin. Bir de şirk dediniz, şirk koşmayacak. Diğerlerini Allah-u Teala namazdır, oruçtur, onları affedebilir. Değerli hocam, son 6 dakikaya girdik hocam. Toparlayacak olursak, ben şöyle bir merhametle, rahmetle, şöyle insanların da gönlünü böyle tövbeye akıtmak noktasında Mevlana Said İbul Hayr'a ait olduğu söylenen bu söz Mevlana demiş diye daha çok yaygınlaşmış, meşhur olmuş. Ne olursan ol yine gel, gel. Kafir de olsan, putperest de olsan, bin kez tövbeni bozmuş olsan da yine gel, yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Hocam biraz daha böyle la taknatun min rahmetillah. Evet, işte ben oradan devam edelim. Onunla toparlayalım yani, inşallah. Konumuzla ilgili Zumar suresinde aslında burada önemli bir şey daha var hocam. Yani o la taknatu ayetinin öncesinde Estaizu billah. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah. Aslında burada bir nüans var. Mevla Celle Celaluhu günahkarlara bile benim kullarım diye hitap ediyor. Benim. Benim diyor. Kul ya ibadiye, ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve onun şahsında bize hitap ediyor. De ki diyor onlara duyur ki ey benim günahkar kullarım. Esrafu ala enfusihim. Yani günahlara dalarak yaratanını unutan, kendilerine de yazık eden, dünyalarını mahveden kullarım. Kulum diyor, ibadi diyor, benim kulum diyor. Bu bile büyük bir şeref. Günahkarları da kul olarak kabul ediyor. İşte günahların ne olursa olsun, ne kadar olursa olsun, ne olursan ol gel, gidecek başka kapı var mı İbrahim Ethem Hazretleri'nin dediği gibi? Nasıl hocam o İbrahim Ethem? Diyor ki İlahi Abdükel Asi, Ya Rab diyor senin evet, bu evet, günahkar kulun kapına evet. geldi diyor. Senden başka gidecek kapının yok olmadığını ki. Biliyor. Günahlarını da kabul ediyor. Günah çok diyor. Hocam özür dileyerek orada bir arkadaş anlatmıştı. Bu hikaye ama hikayenin içerisinde gerçek payı oluyor. Allah dostu olarak bilinen bir kişi müritleri rüyasında cehennemde görüyorlar. Evet. Efendim geliyor diyor ki efendim biz sizi şeyh olarak görüyoruz, alim olarak görüyoruz fakat cehennemde gördük sizi efendim. Nasıl olur? Siz yine de ibadet yapmaya devam ederiz. Ben onu 40 yıldır görüyorum evladım ama gidecek kapı yok ki diyor. Nereye, kime gidelim diyor. Evet. Onun dışında bir kapı yok diyor. Yani evet. Onun için rahmeti coşturmak lazım. Ayette de la taknatu min rahmetillah, ümitsizliğe düşmeyin evet. diyor. Birçok ayeti kerime var. Yani Allah'ın rahmetinden kim ümitsizliğe düşer? Kafirler, fasıklar, zalimler. Ancak onlar ümitsizliğe düşer diyor. Onun dışında kimse, orası ümitsizlik kapısı değil. Mesela Bişr Kafi'yi hep anlatılır. Hayatı beyhude yere geçen, aslında zengin birisi ve gününü gün eden, meyhanelerde sağda solda vaktini gece gündüz boş yere geçiren, içki ve kumarla geçiren birisi bir gün yine bir akşam çıkmış meyhaneden içkili bir şekilde zor yürüyor. Yağmur da yağmış, her taraf çamur. Giderken çamurun içerisinde bir kağıt görüyor. O zamana kadar henüz Allah'ın huzuruna yönelmemiş ama iman var. İşte var. İman var yani onu şey yapmak gerekiyor. Küllendirmeden kıvılcımını tabii, şey yapmak çıkarmak. Gerekiyor. Bakıyor kağıdı şöyle bir bakıyor. Bismillah yazıyor kağıtta. Böyle ama hep çamur şey olmuş. Onu alıyor. Heyecanlanıyor. Güzelce temizliyor. Gidiyor. Çok güzel kokan kokular alıyor. Allah'ın ismi yazdığı için bakın. Onu güzelce kokulara bir şey yapıyor. Güzel bir şekilde kokuyor. Eve gidiyor. Nereye asacağını şaşırıyor. Yatağının başına astı olmuyor derken en yüksek güzel bir yere onu asıyor. Ona saygı gösteriyor. Daha sonra Allah dostlarından birisi rüyasında görüyor. Mevla Celle Celaluhu ona artık gösteriyor. Diyor ki git
kulumuza selamımızı söyle, o bizim için, bizim ismimizi, şanımızı, şerefimizi yüceltti. Yükseğe astı. Biz de onun şanını, şerefini yücelteceğiz diye ona selam söyle diyor. Uyanıyor ama diyor ki bu ayyaş birisi diyor. Yani bu rüya şeytandandır diyor, gitmiyor. İkinci gece tekrar görüyor. Hmm. Üçüncü gece tekrar görünce Rahmani. Artık gidiyor onu meyhanede buluyor. Ve diyor ki durumu anlatıyor, onu dışarı çağırıyor. Bu sefer rüyayı o Allah dostu anlatınca heyecanlanıyor, gözlerinden yaşlar akıyor ve oradakilere diyor ki bundan sonra diyor beni yaratanım çağırıyor, bundan sonra beni burada görmeyeceksiniz diyor. Ve burayı terk ettim, artık sizin arkadaşınız değilim diyor ve her şeyi bırakarak, önemli bir nüans daha var. Nasuh bir tövbe. Arkadaş çevresini terk ediyor. Evet hocam. Bulunduğu yeri terk ediyor. Hı-hı. Bütün dostlarını bırakıyor ve başka bir yere, Bağdat'a gidiyor ve Allah dostlarıyla bir arada. Çok güzel bir nüans. Orayı tekrar edelim hocam. Bulunduğu yeri terk ediyor ve çevresini, arkadaşlarını gerekirse. Gerekirse. Yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifi var. El mer'u ala dini halili. Kişi arkadaşının, dostunun yolu ve dini üzerinedir. O halde kiminle dostluk ettiğini de bir bakın diyor. Evet değerli hocam, Allah sizden razı olsun, çok güzel gitti. Değerli dostlar, tövbenin tabii zamanı yoktur. Her zaman tövbe edebilirsiniz. Fakat dün geçti, yarın var mı? Ölenlerin hepsi ihtiyar mı? Değerli dostlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gün üçtür. Biri dündü, biri yarın. Dün geçti zaten. Yarına çıkacağımıza senedimiz yok. Gün bugündür dostlar. Tövbemizi bugün yapalım. Ve 70 yaşına kadar yaşayacağımızı biz bilemiyoruz. Allah'tan başka bilen yok. Rabbim şu mübarek evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan kurtuluş kısmına girdik bu hafta itibariyle. Allah-u Teala af olmadık bir günahımızı bırakmasın diyoruz. İftarınız, Ramazanınız, mukabeleniz, hayır ve hasenatlarınız kabul olsun diyerek Sayın Müftümüze duayı bırakarak programı bitiriyoruz. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar. Amin değerli Müftüm. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında, Ramazan'ın son 10 gününe girdiğimiz şu iftar saatinde duaların kabul olduğu şu anda ellerimizi rahmetine ve mağfiretine açıp yalvarıyoruz. Bizleri huzurundan boş çevirme. Aha. Ya Rabbel Alemin, şu mübarek saatte yapmış olduğumuz dualarımızı, hayır hasenatlarımızı kabul eyle. Aha. Geçmişlerimize rahmetinle muamele eyle. Oruçlarımızı kabul eyle. Aha. Bizleri Kadir Gecesi'ne ve bayrama kavuşturduğun kullarından eyle. Aha. Evlatlarımızı salih ve salihalardan eyle. Namazlarını kılanlardan eyle. Başta Filistin'de olmak üzere Gazze'de, Doğu Türkistan'da, dünyanın dört bir köşesinde mazlum ve mağdur olan kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Alemi İslam'a birlik ve beraberlik, kardeşlik şuuru ihsan eyle. Amin. Günahsız olarak bayrama kavuşturduğun kullarından eyle. Bizleri namerde muhtaç eyleme. Senden başkasına el açtırma. Kazancımızı helalinden bol eyle. Helaline harcamayı nasip eyle. Amin. Vatanımızı, milletimizi, memleketimizi, biladı İslamiye'yi ve bütün insanlığı her türlü tehlikelerden, gözle görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle. Son nefesimizde cümlemize iman ve Kur'an nasip eyle. Cümle geçmişlerimizin ruhu Allah rızası için el Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber.